Değerli izleyiciler, devam ediyoruz. Evet, Hüsnü Mahalli. Nerede kalmıştık? Zaten devam ediyorduk. Kendi aramızda sohbette sağdan soldan öyle gidiyorduk. Şimdi tabii yaptırımlardan konuşuyorduk demin. Hani Büyükelçiliğini çekersin, İsrail Büyükelçiliğini Dışişleri Bakanlığı'na çağırırsın. Ya da işte ekonomik ambargo, ben sana mal göndermiyorum, sen petrolü örnek verdin, keserim bana. Ya bu da bak. Falan. Ama yani bunları şey yapmadan en böyle kaçamak şey nedir? Kabul edilemez. Burada en sevimsiz şey nedir biliyor musun? Çok umurundaydı sanki. Yok yok. Kabul edip etmediğini sormuyor. Bu söylediğin şey, söylediğin hikaye. 20 yıllık bir sürecin, 20 yıllık tam yani iktidara geldiğinden dolayı AKP'nin ve Erdoğan'ın çelişkilerle dolu politikalarının İsrail konusunda, bak öbürlerini konuşmuyor İsrail konusunda, getirdiği noktadayız. Evet. Yani ilk büyük aşk ne zaman yaşandı? Ocak, 11 Ocak olması lazım. 2004'te Erdoğan'ın Yahudi cesaret madalyasını almasından. Amerikan Jewish Komite olması, Amerikan Yahudi Komitesi'nden aldı. Tamam mı? Orada başladı büyük aşkımız. Ki o cesaret madalyası ilk defa o örgüt tarafından Yahudi olmayan birine verildi. Birine verildi. İlk defa. Erdoğan'a verildi. Yani o layık görüldü. Tamam mı? Peşinden 2005'te şeyi söylemiyorum. Irak işgali ikinci tezkereyi onay verdi. Biz de orada olmalıyız dedi Erdoğan. Çünkü onlar Amerika'yı ilgilendirdi ki oraya girmiyor. Ama ben direkt İsrail'i konuşuyorum dikkat edersen. Mayıs 1 ya da 2 Mayıs galiba 2 Mayıs 2005'te Erdoğan atladı gitti İsrail'e. Sharon'la meşhur videosu evet, var her evet, tarafta. Evet. Sharon ne diyor? Hoş geldiniz diyor. İsrail'in ebedi ve dini ve bilmem ne başkenti Kudüs'e diyor. Erdoğan da bir şey demiyor yani evet sanki onaylamış gibi. Belki öyle çevirmemişlerdir. Olur mu? O çevirmen çok iyidir çünkü o İsrail'in İsrail'in buradaki büyük elçisiydi ve Türk vat Yahudisiydi o. Adını şu anda hatırlamıyorum. Yani biz onunla televizyonda şeyin programında teke tekteydi yanlış hatırlamıyorsam Fatih Altay'ın programında tartışmıştık. Hatta ben ona söylemiştim. Sen Türk Yahudisin, senin ne işin var İsrail'de falan bir de takılmıştım ben ona. Şimdi dolayısıyla oradan başladık abi. Şimdi bu ne zaman? Dediğim gibi 1 Mayıs. Haziran, aynı yıl 2005. Bu sefer Erdoğan'a bir şey daha verildi. Bir plaket daha verildi Haziran'da. O da 19-20 Haziran neyse. Ama 2005. Yani İsrail'e gittiği için, Sharon'la buluştuğu için. Şimdi oradaki aşk böyle gelişiyor. Şimdi Şubat 2006'da Hamas seçim kazandı İsrail, Filistin'de. Hamas lideri Halit Meşal, tamam mı? Atladı geldi buraya. Yani şey çağırdı, evet. Davet ettiler. Tasadüfen aynı uçaktaydık biz. Şam'dan geliyoruz. Bir baktım arkamda bu. Normal vatandaş gibi. Oo sen ne yapıyorsun lan dedim. Nereye gidiyorsun falan. İşte davet ettiler gidiyorum. Ve geldi gitti bütün o süreci biliyor. Şimdi tabii geldiğinde hatta Oktay Ekşi beyefendi, Hürriyet'in başyazarıydı o zaman. Sanki ben getirmişim gibi Halit Meşal'a abi bana saldırdı. Oktay Bey hatırlıyorsunuz, umarım seyrediyorsunuz. Ne idüğü belirsiz benim için dedi. Aynen bunu bak. Ne idüğü belirsiz. Bana diyor bana. Cevap ama ben bakın Oktay Bey ben hala buradayım. Siz neredesiniz bilmiyorum şu anda. Şimdi Erdoğan Halit Meşal'le görüşmedi. Çünkü kıyamet koptu dünyada. Nasıl çağırırsın bunu? Abdullah Gül bakandı o zaman Dışişleri Bakanı'ydı. Ofiste görüşmedi. Partiye götürdüler yanılmıyorsam. Partide görüştü. Partiye götürdüler. Aynen evet, partide evet. Görüştü. Şeyde görüşmedi. Evet. Ankara'da bir otelde. Resmi olmasın diye. Ankara'da bir otelde kalıyordu. Ben yanındaydım çünkü. Yani evet. Bütün o süreci hep yanındaydım. Halit Meşal'in yanındaydım çünkü. Ve Ahmet Davutoğlu otelin arka tarafından garajından girdi. Halit Meşal'in yanında kimse görmesin diye. Ve bu sefer Hamas'la ilişkiler böyle başladı. Tamam mı? Tabi o arada işte Esad'la ilişkiler çok iyi gidiyordu. İran'la çok iyi gidiyordu falan filan. Daha sonra bildiğimiz hikayeler başlıyor. 2008'de Erdoğan Suriye ile barıştıracaktı. 24 Aralık'ta.
Ondan sonra 27 Aralık'ta İsrail gitti Gazze'ye bombaladı. O zaman Olmert başbakandı. Gerginlik oldu. Sonra ne oldu? 2009 Ocak'ta Davos'ta biliyorsun Erdoğan one minute dedi. 2010'da 31 Mayıs'ta şey oldu, Mavi Marmara oldu. Ama o one minute çıkışta da bir şey söyledi. Ben dedi şeyi kastetmedim, Perez'i kastetmedim dedi. Canım ondan sonra... Moderatörü kastettim dedi. Ama doğru yani, moderatörü kastetti. Ama geldiğinde... Ama şeye dedi ya, siz öldürmeyi bilirsiniz. Şimdi orada dedi ya, direkt şeye Perez'e. Evet. Siz öldürmeyi bilirsiniz dedi. Ona bakarak, yüzüne bakar. O one minute ona dedin doğru, moderatöre. Ama ona dedi siz çocukları sahilde öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Dedi. Onun için sesiniz yüksek çıkıyor falan. Meşhur bir lafı var şimdi Erdoğan'ın. Hakkını yemeyelim orada. Şimdi onu niye yaptı, nasıl yaptı detayına girmiyorum. Şimdi konuları yani peş peşe götürmek için yapıyor. Ama aynı Erdoğan yani diyelim ki Perez'e one minute diyen Erdoğan Türkiye tarihinde ilk defa Perez'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturdu 2008'de. Evet. İşte dedim ya bu gel gitler. İşte ondan sonra Mavi Marmara hızlı gidiyor. Mavi Marmara 20 milyon bağış karşılığında dosyayı kapattık. Ki o 20 milyonda yakınlara dağıtılacak. Ve dağıtılmadı söylenir. O da yetmedi. Türkiye vetosunu kullanmadı. Şeyin İsrail'in OECD'ye üye olmasında vetoyu kullanmadı. Buyur gir dedi. İsrail'in gözlemci olarak NATO'ya katılımına yine Mayıs 2016'da yine veto etmedi Türkiye. Sonrası biliyorsun zaten. Sonra zaten aman gel barışalım, gel barışalım dedik. Şimdi tüm bunlardan sonra işte dünya beşten büyüktür lafının hiçbir anlamı kalmadı. Vallahi İsrail abi dünyadan büyüktür. Hiçbir anlamı kalmadı. Geri kalan hepsi balon. Evet, evet. Kim kimi yani, kimse kandırmasın. İşte İsrail konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar Amerika veto etti. Amerika veto etmedi aslında, İsrail veto etti. Aynen, tabii İsrail. Zaten Biden abi ne dedi? Evet. Ben diyor buraya geldim diyor. Ben Yahudiyim, ben Siyonistim diyor ya. Düşünsene Amerikan başkanı ya. Ben bir Siyonistim diyor ya. Evet. Şimdi daha neyi konuşacağız ki? Şimdi dolayısıyla Amerika'ya laf etmenin hiçbir anlamı yok. Çok işin gırgırındayız. Yani bütün bu İslam coğrafyasında herkes için söylüyor. Ya kardeşim erkekseniz gidin gereğini yapın. İşte şey Bahçeli söylüyor. Ne yaparsın bilemem. Bahçeli söylüyor. Ya Bahçeli, Mahçeli ben gidiyorum. Şimdi baktım orada dün fotoğrafta boş. Kahire'deki zirvede. Dedim ya bilmem mandalina bardakları gibi hani öyle atıyorum şimdi. Dizilmişler. Mısır ön sırada. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri. Sebilhane bardakları gibi derler ya. Sebilhane. Sebilhane bardakları. Evet. İşte neyse bunu hep tutayım ben bunu. Ya doğru mu acaba? Ha, doğru. Doğru değilse bak sorarım. Sen şey yapacağım. Dur sen devam tamam. Et. Tamam. Neyse abi, baktım şimdi ön sırada. Kim duruyor bak. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi. Yan tarafında Ürdün Kralı şey Abdullah, öbür tarafında Birleşik Arap Emirlikleri Muhammed Bin Zayed, evet. Öbür tarafında Katar emiri, öbür tarafında Bahri. Bunlar hepsi İsrail uşağı. Hadi uşağı yumuşatayım, iş birlikçisi. Ne anladık bu işten? Ama orada benim bir dikkatimi çekti. En arkada fotoğrafın en arkasında, yani var ya o büyük aile fotoğrafı dedikleri, arkada abi şey Hakan Fidan, böyle gariban bir şekilde en arkada duruyor. Niye abi Hakan Fidan'ı öyle arkada koymuşlar? Ayrıca hepsini liderler giderken biz niye Dışişleri Bakanı... Onu anlamadım. O ayrı bir hikaye de. Bir baktım orada en arkada Hakan Fidan var. Yani bir yerden böyle, gitme şeyi mi geldi? Baksana o fotoğrafa, bulsana o fotoğrafı. Yani Kahire toplantısı fotoğrafı diye çıkarsana. Yani kim var yanında biliyor musun? Sağ tarafında. Biraz önde ama bir basamak önde. Şey Yunanistan Başbakanı Mitsotakis. Öbür tarafında da Kıbrıs Cumhurbaşkanı yani Rumların başkanı. Mesela şey Irak Başbakanı Sudani ön sırada yer vermediler diye ona bu fotoğrafta fotoğrafta çekip gitti. Katılmam dedi ben bu şeye fotoğrafa. Acaba yerler önceden belirliydi abi, de. Tamam da yani başbakan o da yani Irak'ın şeyin başbakanı. Buldun mu? Şu aile fotoğrafını mı diyorsun? Evet, evet aile fotoğrafı. Bir yapıyor böyle. Evet, arkada. Aynı arkada böyle şey bir şekilde duruyor. Şey ama, burada fotoğraf çekilirken, mesela Cumhurbaşkanı hep önde. Devlet başkanları ve Cumhurbaşkanları gelmişse onlar ön sırada. Başbakanlar, tamam. Bakanlar aynen, arkaya doğru gidiyor. Biz bakan düzeyinde katıldığımız için en arkada kalmış. Abi tamam da,
Yani örneğin oradaki fotoğraflara bak. Evet. Yani Hakan Fidan mı daha önemli, Kıbrıs Başbakanı mı önemli? O, onun ya, ya da Avrupa Birliği işte şeyi komiseri olan neydi adı, önderleyen. Ya peki bir söyler misin? Niye gitmemiş olabilir? Onu bilemem. Demek ki bir şey söyledi önceden, Sisi'yle konuştu. Şunu yapalım. O da yok abi yapamayız falan dediyse. Mesela dedikodular bunlar yani, tabii. Yani mesela Sisi çok kötü davrandı Katar emirine. Dünkü zirvede. Yani konuşturmamış, beklettirmiş, bilmem ne yapmış. Hatta havalandan karşılarken dandik bir bakan göndermiş ona. Havalanda karşılaşmış. Bunlar Arap medyasında yazıyor. Neden diyeceksin? Yine Arap medyasına göre. Çünkü bu Katar emiri söz vermiş Sisi'ye 5 milyar dolar vereceğim sana. Yani Merkez Bankası, burada olduğu gibi Merkez Bankası'nı desteklemek için borç değil. Borç değil. Ona bir şey diyorlar. Acaba aynı şeyi bizimkilere de yapılır olabilir diye mi? Ha işte diyorum bak, dikkat ettin mi işte. Ben onun için bu örneği verdim. Yani bunlar yazılıyor abi. Sonuçta Arap medyasında, yani Kahire'de o gün o saat itibariyle dedikoduları dün gece saat 2'ye kadar yani takip ettiler. Koltuğa demek ki masanın etrafına doğru dürüst oturamadılar. İşte bir şey, abi zaten ortak bildiri bile çıkmadı. Ha, o ne çıkar bildiri zaten? Ya düşünsene Sisi Hazretleri diyelim bari biraz gırgırından. Ya kardeşim sen orada toplamışsın işte orada 20-30 tane başkan, başbakan neyse. Filistin'le sınır kapını açamıyorsun ya. Ya insanlara ilaç gönderemiyorsun. Evet. Ya zor tutuyorum kendimi var ya, o kadar ağır laflar ederim ki şimdi. Vallahi çok ağır laf, çok ağır laflar ederim. Ama tutuyorum kendimi. Ya düşünsene orada insanlar, su yok ya, su. Su. Ne kimsin lan sen? Su. İsrail'den korkuyor, Rafah sınır kapısını açmıyor ya. Su yok ya. İlaç arkadaşlar yok. Bu fotoğrafları ne göndermiş biliyor musun? Onları... Tırlardan birisi dün bana gönderdi. İlkini. Tırlardan birisi dün bana fotoğrafını gönderdi. Yardımlar. Yani Mısır'dan, Rafah kapısından Filistin'e gönderilen yardımların bir fotoğrafını gönderdi bana. Bak sana şimdi. Umarım. Çıldırmak üzereyiz ya, yemin. Getiriyor muyuz fotoğrafı çocuklar? Yok, kimseye gösteriyor. Şurada bak. Bu nedir biliyor musun? Erkekler için kefen. Mısır Gazze'ye yardım olsun diye. Kefen mi yok? Evet ya, burada bak. Ah, kefen. Kefen. İşte yazıyor bak. Yani. Erkekler için kefen. Manyak mısın lan? Manyak mısın lan? Orada insanlar, çocuklar, kadınlar ölüyor. Evet. Sen kefen gönderiyorsun. Bu ne biçim ruh hastalığı? Bu nasıl bir ihanet? Bu nasıl bir... Evet. Neyse. Bu kadar da kalayım. Burası, arkadaki gördüğünüz yer, değerli izleyiciler, Refah. Ben bu fotoğrafı 1982'de çektim. İsrail Sina'yı boşaltırken Yamit diye bir kent kurmuştu şeyde. O taş üzerine bırakmamakcasına yıktı giderken. Çekilirken. Ve Refah'ın ortasından, hatta biz o zaman şey demiştik, Orta Doğu'da bir Berlin, Lefkoşe, Berlin ve şeyden sonra üçüncü ortadan bölünmüş şehir diye, kasaba aslında Refah. İşte buradan geçecekler. Sol taraftakiler Mısır askerleri, karşıda İsrail bayrağı. Böyle bir tel örgü. Diğer fotoğrafa geçelim. Ha bir de görüntüye bak abi, sefalet. Evet. Ne evet. Olursa olsun ya. Burada da Yahudi askerler tel örgüleri çekerken, işte şeyi bölen, Refah'ı ikiye bölen tel örgüleri çekerken İsrail askerleri. Ve buradan şimdi bütün bağlantısı Mısır. Gazze'nin. Bu Mısır'a bu aynen, geçiş noktası. Aynen. Bundan sonra da zaten El Arish var orada. El zaten abi yani. Orada yani yiyeceğin, içeceğin, suyun, elektriğin bir kısmı İsrail tarafından geliyor. Bir kısmı da şey, günde ortalama 500 tur gelir giden evet. Şu Rafah sınır kapısından. Günde 500. Ya 1982 Nisan ayında çekmiştim bu fotoğrafları. Abi var ya. Ve hala aynı şey orada devam ediyor. Bak 82 kaçtayız? Evet. 40 yıl olmuş. 40 yıl olmuş. Abi, 40 yıl olmuş. Aynen. Değişen bir aynen. Şey yok. Ben de ona diyorum ya. 41 hatta. 41 i̇şte yani o 40 yılı maşallah 40 yılın birikimiyle konuşmak zorundasın. Evet. 40 yılın birikimiyle konuşacaksın. Yani bölgeye giden gelen, gözüyle gören, vazgeçtik okumaktan. Bak evet. Gözüyle gören şu görüntüyü sen orada olmasaydın 1000 saat anlatsam bile işe yaramaz. Evet.
Sen orada şu görüntüyü çekerken yaşadın orada. Yani evet. Bu önemli. Demin dedim ya. Gitmek ben de yani kolay değil. Gitmek de kolay değil. Dolmuşla gidiyorsun. Peugeot dolmuşlar vardı o zaman. Kahire'den biniyorsun. Nil'den feribotla geçiliyor. Şeyden Süveyş kanalından. O dolmuşta da dandik arabalar o. Nasır arabaları var. Sonra bir başlıyor. Lada gibi. Dümdüz yol. 5 saat. Tabii dümdüz yol. Şöyle çiğ. Dün. El Eriş'e geliyorsun. Aynen. El Eriş'ten bir taksi tutuyorsun. Refah'a geçiyorsun falan öyle bir şey. Öyle. Ben de şeyden Erivan'dan Karabağ'a giderken Lada araba kiralamıştım. O Karabağ çünkü yüksek, o Şuşa orada kasabası bayağı yüksek var, böyle. Araba kaç sefer hararet yaptı ya. Lada abi işte meşhur Rusların meşhur arabası. Çıkamıyorsun abi yani. Bir de arazi arabası. İşte düşünsene. Yani bunları yaşamadıktan sonra abi gelip de orada sallamanın, palavranın yapmasın bir anlamı yok. Yaşa ama yaşa ve gördüklerini... Gerçekleriyle, vicdanıyla anlat. Dediğin çok doğru. Sen şu kapıyı açamıyorsan. Açamaz. İsrail korkusuna açamıyorsan. Teslim olmuşsun çünkü açamaz. Ürdün kralı açamaz. O körfez ülkelerindeki işbirlikçiler açamaz. Açamaz. Şimdi o zaman hakkını verelim burada. Yani Erdoğan'ın bu 3 günlük yas meselesi. İç politikayı bırakıyorum. Yani tartışalım. İç politika ayrı bir konu. Orada Erdoğan yapacağı şey bu. Peki bütün bu olup bitenler Cumhuriyet Bayramı törenlerinin yapılmasına engel mi? Onu konuştuk zaten. Bunun ne ilgisi var ya bu? Ya bu demin dedik ya 20 yıllık bir sürecin sonucudur. Yani iktidara geldiği andan itibaren AKP, Cumhuriyet'le hesapla... Ya bunu söylediler. Fragmanını seyrettik, reklamlarını seyrettik, artık ana şeye gireceğiz falan gibi laflar ettiler ya. Evet. Cumhuriyeti bitireceğiz dediler. Şey önemli değil, cümleler önemli değil. Malen söylüyorum. Geldikleri nokta bu işte yani. Evet. Ve düşün ya yani vallahi insanın içi acıyor ya. Bunları konuşurken neredeydi? Evrensel'in manşeti vardı, başlığı vardı. Vergide adalet diyor. Evrensel'i getirelim arkadaşlar. Vergide adalet diyor. İşçiler vergide adalet istiyorlar diyor. Ya bırak oradakileri şeyleri falan. Ben adalet de istemiyorum. Herkes vergisini ödesin. Yeter. Herkes vergisini ödesin. Adalet madalet değil. Ne düşüyorsa payını onu ödesin arkadaş. Ya benim kazancımdan vergi alıyorsun emekli. Öbür tarafta adam 422 milyon liralık cezasını affediyorsun. Vergi tamam borcunu o, siliyorsun, sıfırlıyorsun. Tamam da o vatana millete hayırlı evlat. Sen nesin? İşte Yeni Şafak'ın sahipleri. 50 milyona yakın o zamanın parasıyla. Ki bunlar bildiklerimiz biliyor musun? Daha sonra bunlar artık açıklanmıyor. Aynen. Haber değil artık. Açıklanmıyor. Ya yolsuzluklar bırak. Bak bunlar hepsine. O ya adama teşvik diye vergi istisnası getiriyor ya. Namık. Sen vergiden yiyorsun. Teşviki de bırak. Bilmem şeyi de bırak. Vergi affını da sildin. Teşviki de banka kredi. Geri ödenmeyen banka kredilerini de bıraktık. Bu ülkede yolsuzlukların hacmine kadar. Ben söylemiyorum bak. Uluslararası şeffaflıkla mücadele örgütleri var biliyorsun. Abi korkunç rakamlar veriyorlar. Yani. Bizde her yani şey. Yani uyuşturucudan başlayarak korkunç şeyler anlatılıyor. Ama bunu kimse umurunda değil ya bu ülkede. Hep tekrarlıyoruz. Türkiye, ne yapalım? Organize suç örgütleri sıralamasında birinci sırada Evrensel Gazetesi'nin manşeti. İşte işçi vergide adalet istedi. Yıllardır istiyoruz. Bunu yapın arkadaş. Bunu yapın. Yani şey istemiyor kimse. Sadaka istemiyor. İşlesin. Abi bu başlıkları şimdi sen bile ben 30-40 yıl öncesine gitti. 15-16 Haziran yürüyüşleri var. Evet, hatırlarsın. Evet, kaç, evet, 70, evet, evet. 77 mi, 78 mi? Yok, 78 değil. 67-68. Yok, 70'li yıllar. Ben çünkü politikadaydım ya. O sonrası. İşte 16-17 Haziran. O eskisini biliyorum. 68'de. Evet, yani 15-16 Haziran. Tabii. 77. Bizim Ergin konukseverimiz. Ben çünkü politikadaydım. Sen o zaman Günaydın'da mıydın? Neredeydin? Ben kaçta? 78 olması lazım. 78'de milliyetteydim. Milliyette miydin? Milliyetteydim. Geçen de Abdi İpekçi Saad. Geçen de milliyette seninle arası iyi olan birisiyle karşılaştık. Namaz unuttum bak şimdi hatırlarım. Birdenbire nereden? Benle arası iyi olmayan. İyi yani beraber çalışmışsınız o sırada milliyette. Tabii şeyle milliyetle Namık'la dedi. Ekibi vardı o zaman milliyetin. İşte düşün abi bak. İşte o zaman daha işte o yani ben hiç unutmuyorum şeyden Aksaray'dan Topkapı'ya doğru yürüyüş vardı, meşhur bir yürüyüş vardı. Cenaze işte, genellikle morgdan alınır. O zaman da adalet istiyorduk. O zaman da vergi de bilmem. Can güvenliği istiyordu öğrenciler. Nereden abi nereye geldik? Ve bütün bu mücadeleyi içinde olduk. Yani içinde direkt içinde. Ve bir yere varamadık. 77 Mayıs'ta
şey Mayıs'ta diyorum, Taksim mitinginde 1 Mayıs şeyinde o Ecevit'e ateş edilirken 78'de yine diskin şeyine ateş edilirken ben o zaman o şeydeydim ya. Direkt o şeyin üstündeydim. Çünkü Arap sendikacılar vardı, onlara tercüme ediyordum. Bu Taksim'de 76 1 Mayıs'tan sonra tüm olan olaylarda vardık. Yani 77 1 Mayıs'ta, 78 1 Mayıs'ta ikisinde de vardı. Yani palavra sallamıyoruz arkadaşlar. 79 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ama biz gazeteci olduğumuz için kartlar vardı. 79'da biz gene sokağa çıktık. 80'de ben askerdim. Askere gittim. Sonrasında 89 1 Mayıs'ta hep böyle Taksim'e çıkmak için girişimde bulunuyordu örgütler, şeyler falan. 89'da gene böyle bir şeyde çatışma çıktı İstiklal Caddesi'nde. Kasımpaşa'ya kadar gitti. Bu Akif Dalcı diye bir gencin öldürülmesiyle sonuçlandı. Polis resmen üstlerine ateş açtı insanların. Polis arabası taşlandı diye. 89 1 Mayıs. Hürriyetteydim o zaman da. Sonra 90 şey uzun süre 1 Mayıs'lar işte değişik yerlerde kutlandı falan. Son ilk Taksim'de yeniden bir 1 Mayıs kutlandı. Yanılmıyorsam 2011 miydi? AKP daha döneminde. Daha önce. 2 sene bir kutlandı böyle. Evet, daha önce. Şey, 2007 olabilir. Rahmetli Savaş Sağ'dı. Beraber gitmiştik. Nostalji, o günleri tekrar anarız falan diye. Yani biz hep bunlarla yaşaya geldik Türkiye'de. Yani ileriye doğru aslında Ayten Hanım haklı. Yani karanlığın da karanlığı. O günleri arıyoruz şimdi. Gerçekten o günleri arıyoruz. Şimdi karanlığında daha karanlığına gidiyoruz. İşte Ayten Hanım söylemiş biraz daha bugün anlatırsanız daha da bunun karanlığı neresi diye. Yok bugün pazar ya anlatmayayım ya. Ya millet şimdi çıksın gitsin yani, kahvaltı ya, yapsın bir şey yapsın. Savaş, içeride ekonomik. Aileler ya. Tabii. Şimdi bir de bunlarla mı uğraşalım? Yani? Evet. Yani ama ben sana söyleyeyim yani bugün bu Filistin meselesi dahil. Bu süreç burada kalmayacak. Yani biter bitmez ateşkes olur olmaz nasıl gelişir çok önemli değil. Önemli olan şu, bu böyle nevi şahsına münhasır küçücük bir olay değil. Bunun bölgesel ve uluslararası sonuçları mutlaka olacaktır. Evet. Ha, 2 sene sonuna mı olur, 3 sene sonuna mı olur, 4 sene sonuna mı olur bilmem. Benim kafamdaki şey şu plan, yani bir daha dönüyorum 2004. Büyük Ortadoğu projesinden başlatarak benim kafamdaki şey bu planı yapanlar büyük akıl üst akıl neyse adları çok önemli diyeyim Türkiye'nin kafasına büyük bir çorap örecekler %100 eğer ben bu politikayı biliyorsam ben biraz gazeteciysem ben bu coğrafyanın her tarafını bilmişsem her tarafın liderleriyle görüşmüşsem insanlarıyla haşır neşir olmuşsam ben öyle görüyorum bu tüm mesele yani ben bunu şeye kadar götürürüm abi. Bu cümleyi nereye kadar götürürüm biliyor musun? 1100'lü hatta 900 yıllara Haçlılara kadar götürürüm. Bak Haçlılara kadar götürürüm. Gerçek verilerle götürürüm. Kaç tane Haçlı sefer oldu? 8, 9, 10 tane mi? 11 tane mi? Oraya kadar götürebilirim. Bir daha söylüyorum gerçek hikayelerle. Şimdi dolayısıyla 100 şeye dönmek aslında 100. Cumhuriyetle hesaplaşmak bunun bir parçasıdır. Yani bu son söylediğim cümlenin bir parçasıdır. Yani biliyorsun hesaplaşmalar uluslararası ilişkilerde ve büyük hikayelerde 100 yıllıktır. Tabii. 100 yıllıktır. Evet. Şimdi Cumhuriyeti Mustafa Kemal'in 100 yıl önce bu cumhuriyeti kurarak emperyalizme karşı kim emperyalizmdi o zamanlar abi? İngiltere, Fransa, işte Yunanistan hani çok şey değildi ama kullanıldı o. İtalya tamam mı o zamanki koşullarda? Evet. Şimdi hatırla Mustafa Kemal tam bağımsızlık dediğinde orada birileri çıkıp demedi mi Amerikan mandacılığını? Savundular mı savunmadılar mı? Evet. Bu tarih değil mi? O günkü mandacılığı Amerikan mandacılığı savunanla bugün şu saatte Amerikan işbirlikçisi bizim kendi aramızda gazeteciler, öyle, politikacılar, öyle, profesörler neyse hiç fark yok. Hiç fark yok. Ama biz unutuyoruz. Yani geçmişte unutuyoruz. Şöyle oldu. Maalesef. Bu böyle. Olmuyor abi. Unutursan hani var ya Osmanlı'nın çok sevdiği kardeşim hafızayı beşer nisyan ile mağlul. Ama Mehmet Akif ne diyor? Tarihi tekerrür diye tanımlarlar. Ders alınsaydı tekerrür eder miydi? Etmezdi rahmetli Mehmet Akif. Etmezdi ders alınsaydı. Almıyor.
Yalnız bu büyük hikayelerden değil, bireysel yaşamımızda bile hepimiz için geçerli. Eşimizle, çocuklarımızla, işte akrabamızla, komşusuyla, ilişkilerimizle kim ders alıyor? Canım, Amerika'nın en kıymetlileriydi. Hüsnü Mübarek bir tanesi. 30 sene sonra. Al işte Zeynel Abidin. Nereye koydular? Ya cezaevi pijamasıyla görüntüsünü gösterdiler evet. bize ya. Yani kimse bugünlerin böyle devam edeceğini düşünmesin. Ben onu çok anlatırım. Ya cezaevi. Hani ders de. Alınsaydı diyor ya Hüsnü. Gerçekten ders alınsaydı. Hüsnü Mübarek değil. İran Şahı, evet. Pehlevi. Amerika bize vermedi oraya. Hasta, kanserliydi. Amerika'nın bu bölgedeki en önemli adamlarından. Evet, bize vermediler. Evet. Sedat onu gitti. Sedat evet. gel yanımda kal dedi. Evet. Ferdinand Marcos. Evet. Şeyde Filipinler'de. Isabel'le beraber. Evet. 500 tane ayakkabısıyla beraber. Değil mi? Değil mi? En gözde adamlarından Rıza, ne oldu? Rıza'nın da şey karısı da öyleydi ya. Evet. Pehlevi'nin. Evet. Farah. Onun için hiç kimse ya ben bakıyla iyiyim, şeyim, ele, ben onların himayesindeyim falan. Öyle deyince aklıma şey geldi. Bu Şah'ın yani İran Şah'ın sarayına gittim ben. Devrildikten sonra. Hani bize hep şey gösterilir Sadabat ya. Sadabat Sarayı mıydı? Evet, vallahi unuttum adını. Şu anda hatırlarım. Ondan sonra dediler de götürelim seni. Ben gittim, baktım dandik bir saray. Ya ki o zaman hiç umduğun kadar değil. Şahin Şah. Şahların Şahini Şah. Evet. Öyle bir adamın sarayı, bizim şimdi Ankara'daki saray onun yanında şey yani o İran şeyi sarayı bizim sarayın yanında var ya hani müştemalat var ya derler hani müştemalat. Hayır, müştemalat. Yemin ediyorum bak şaka söylüyorum. Müştemalat ya. Bir tane dolap hani şöyle bir dolap düşün. Ayakkabıları var Farah eşinin yani. Bugün Türkiye'de bir sürü kadının ondan daha fazla ayakkabısı var. Tabii. İşte orada bir İranlı mühendis demişti Tahran'a giderken uçakta. Çok güvenmeyin demişti. Şah zamanında Tahran yani Paris'ten aynen, şeyden farksızdı. Aynen doğru. O, tabii. Tamam mı? Bir günde, bir haftada ben, o kadar kısa bir sürede gerçekleşti. Üstelik de yani Şah'ın istihbarat örgütü Sabak biliyorsun dünyanın en gaddar örgütüydü. Yani günde atıyorum 500 kişiyi götürüyordu. Rahat, nereye gitti Allah bilir. Yok kayboluyorsun. Öyle bir terör estiriyordu Şah. Dediğin gibi bir haftada abi bir ayaklandı tabii, şey Hümeyni'nin yani adamları. Yani bu coğrafya şimdi tabii bizde çok devrimci abilerimiz solcular falan çok sahip çıktılar. Şah'ın yıkılışı efendim işte neden? Çünkü devrim, o İran devrimi. O neden? Çünkü ayaklanmanın dinamik en dinamik gücü TUDEH'ti. Komünist Partisi yani İran. Önce TUDEH'i ortadan kaldırdılar. Sonra TUDEH'in hepsini kesti. Geçti. İslamcılar ele geçirince hemen abi atıyorum bir ay sonra, üç ay sonra uyanık tabii. Bunların hepsi ders, tarihten işte, dersler. İşte abi gel anlat bakalım ders. Anlat, istediğin kadar anlat. Bir daha söylüyorum, palavra sallamıyoruz dostlar. Yani yaşadık bunları, birebir yaşadığımız için söylüyoruz. Ben bir gün şeyi anlatayım da, işte neydi adı, rahmetli Haydar Aliyev'le oturmuşuz sohbet ediyoruz sarayında. Böyle konu laf lafı açtı falan. Ben de dedim ki ya, yani böyle biraz... Şey gibi dedim ben ona. Yani sen bilmiyorsun falan gibi. Şey. Yani olaylarla siyasi mesele tabii. Gülmeye başladı. Sen dedi benim kim olduğumu biliyor musun dedi. Ha dedim biliyorum. Ben neredeydim dedi buraya gel. Yani Cumhurbaşkanı olmadan önce Azerbaycan. Moskova'da. Ha dedim şeydeydi. Sovyet Komünist Partisi'nin politbüro. Politbüro yani lideri olacaktı. Politbüro biliyorsun en önemli. Tabii. Politbüro sekreteriydi. Yani ikinci adam. Başka ne işim vardı dedi benim. Dedim KGB. Dedi o zaman KGB'den gelen birisi sen bana bunu nasıl söylersin ya? Uçan kuştan benim haberim var ya dedi filan. Bunlar önemli şeyler. Ben de 1992 kışa doğruydu. Nahçıvan'da görüştüm kendisiyle. Meclis başkan. Nahçıvan'daydı o. Dedi ki bakın dedi ben buraya dedi şeyden gelmedim dedi. Sovyetler Birliği'nde dedi en önemli noktalara kadar tabii çıkmış yani bir insandı. İkinci adamdı ya. Ve dedi benim dedi Bakü'de dedi bir evim bile yok dedi. Şimdi oğlu Bakü'nün sahibi oldu. Bakü'de evim bile yok dedi. Ya Londra'nın yarısının sahibi. Burada bir akrabamın evinde kalıyorum dedi. 60 metrekare dedi. 60 metrekarelik bir yerde yaşıyorum dedi. Ama dedi döneceğim dedi. Bakü'ye döneceğim göreceksiniz dedi. Ve 3 ay sonra Bakü'deydi. Yer değiştirdiler şeyle. Şairle. Elçi Bey'le. Elçi Bey'le. Elçi Bey. Sürgüne gitti.
Nahçıvan'a. Nahçıvan'a. Sürgüne, o Nahçıvan'dan Bakü'ye gitti. O Bakü'ye geldiği gün, daha doğrusu darbe yapılmıştı biliyorsun Bakü'de hatırlarsın. Bir adam İçişleri Bakanı, OMON birlikleri komutanı, işte İçişleri Bakanı onlarda. Adamın adı Surat Hüseyinov. Çok iyi hatırlıyorum. Bu beraberlerdi. Bir yerde bir açılış vardı. Oradaydı. Bana dedi ki bir arkadaş, dedi oradalar, git orada bulursun Haydar Aliyev'i. Daha olmamıştı Cumhurbaşkanı. Ama beraberlerdi. O Surat Hüseyinov, gittim. Adam gerçekten suratsız birisiydi. Resmen suratsız biriydi ya. Ve ondan sonra tabii Haydar Aliyev uyanık. Surat Hüseyinov abi sepetledi. Kendisi Cumhurbaşkanı. Ama Haydar Aliyev zamanında gerçekten bir devrim yaşadı. Çünkü şöyle, ben Nahçıvan'daki görüşmemizde ben olsaydım bu kaçkınlar olmazdı diyor. Hani göçmenler onlar, Karabağ Savaşı'nda mütecilere falan kaçkın diyorlar. Kaçkınlar olmazdı dedi. Büyük hata yaptılar dedi. Siyaset başka bir şeydir. Çekilmemesi gerekiyordu diyordu. Bana da siyaset başka bir şeydir dedi. Aynen, tabii canım. Ve onun döneminde mesela çok şaibe falan da olmadı Haydar Aliyev zamanında. Ya şimdi neden olmadı? Bak ben sana söyleyeyim. Şimdi çünkü daha yeni cumhuriyet kurulmuş, biliyor musun? O şaibe dediğin nedir? O Karabağ Savaşı'nda generallerin satıp kaçmasıdır. Evet. Yani ben şahidim. Bak gözümle gördüm orada olup bitenleri. Karabağ'da birebir ilk giden gazeteci benim. Gördüm, gözümle gördüm şeyi, Azeri subayların satıp kaçtığını. Subaylar. Şimdi bütün, ben burada şunu çıkıp diyebilir miyim? Azeriler sattı kalktı. Şimdi burada diyorlar Filistinler sattı. Ya öyle der mi? Saçma mı lan böyle? Salak mıyız biz? Orada gördüm, atıyorum 3 kişi sattı kaçtı. 3, 5 neyse. Niye ben bütün Azeri kardeşlerimizi aşağılayayım orada? Doğru. Böyle saçmalık. Fakat tarih çok ilginç bir şey. Herhalde. Ne bazen yapayım? O küçük olaylar pek çok şeyi değiştiriyor. O Nahçıvan'da suikast planlandı Haydar Aliyev'e. Dönemeyecekti Bakü'ye. Eğer o suikast gerçekleşseydi Elçibeyli devam edilecekti. Tarih böyle bir yola. Şey. Ya da bir başkası çıkacaktı. Tarih böyle bir şeydi. Yani bizim burada 15 Temmuz darbesinde Erdoğan'ın uçağı Marmaris'ten kalktı, gitti, İzmir'e çıktı, indi, işte uçaklar peşine düştü, düşmedi. Pilotlar FETÖ'cü mü değil mi? Yaşadık mı, yaşamadık mı bu tartışmayı? Yani öyle bir hikaye var ki orada. Gördün mü? Nasıl bir şehir efsanesi. Uçaklar yazdılar bunu ciddi ciddi ya. Herhalde. Efendim tespit etmişler uçağın yerini, F-16'lar, Cumhurbaşkanı'nın uçağının yerini Bandırma üzerinde. Fakat yakıtları azaldığı için geri dönmek zorunda kalmışlar. Aynen. Ve üstelik de incilikten kalkmıştı. Yani yakıtı bittiği için kurtulmuş. Havada yakıt konulabilir abi. Ya şimdi şöyle. Yani incilikten kalktıysa tabii. Ya bir şey ya, efsane yaratacaksa. Onu diyorum yani, bunu şeye bağlamak. Konumuz o, biz 15 Temmuz darbesi değil. Konumuz yani o Aliyev'le ilgili olan süreçten dolayı oraya geldik. Yani demek ki hani plan mıdır, program mıdır, kim yaptı, nasıl yaptı bilemem. Ama demek ki Aliyev'in, ülkücülerin şeyi vardı. Iğdır'da iki ülke ocakları başkanıyla da konuşmuştum ben dönüşte. Onu devirmeye kalkıştılar biliyorsun. Evet. Demirel onu kurtardı biliyorsun. Evet. Tamam. İşte dedim. MHP'liler o zaman. Tamam. O zaman işte orada, o zamanki ilçe miydi şey Iğdır? Oradaki ülke ocakları diyorum. Ülke ocakları başkanıyla falan konuştum işte. Yok bizim hiçbir ilgimiz yok şey falan filan dediler. Fakat sürekli gidip geliyorlardı Nahçıvan'a. Fakat nasıl bir yokluk içindeydi o Nahçıvan? Yani oranın en büyük otelinde kalmaya kalkıştık. Kalamadım. İndim odadan, odayı terk ettim. Abi Bakü'de bir tane... Tuvaletine giremiyorsun. Ya Bakü'de bir otel vardı ya. Evet. Bak Bakü'de bir tane otel vardı. Azerbaycan okulu. Bir Azerbaycan, bir Azerbaycan iki miydi? Öyle bir şeydi, tam hatırlamıyorum. Bir tane otel vardı. Yani o yüzden bir de şeyi tekrarlarsak. Kimse ben Amerika'yla... Hiç olmadığı kadar iyiyiz diye manşetler atıldı değil mi geçmişte? Sonra ne oldu? Git geller oldu. Şimdi birbirine tür bir ilişki var. Bak F-16'ları herkes unuttu. Ya. İsveç meselesi konuşuluyor mu? Ya en şey tabii Amerikalılar şeyinde Noriega biliyorsun. Panama. Panama'nın başkanı. Adamı alıp getirdiler ya, içeri attılar ya. Düşünsene evet. Yani Amerikan özel birlik iniyor. Başkente, Panama'nın başkentine alıyor adı Cumhurbaşkanı, Panama'nın Cumhurbaşkanı. Alıp götürüyor. Bir suçlamayla sen işte esrar kaçırıyorsun, zırttı. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, üstelik de Amerikan işbirlikçisi. Amerikan işbirlikçinin en katmerlisi. Adam alıp götürüyorlar ya, hapse atıyorlar ya. Daha bundan ders çıkartamıyorsak Amerika'nın kim olduğuna dair, nasıl çalıştığına dair. O yüzden
Türkiye'deki yani, darbeleri nasıl örgütlettiğine dair. Hiç böyle müttefikiz, şuyuz, buyuz, bu ne biçim müttefik falan falan, kimse hava atmasın. Müttefik falan değiliz. Abi bunu şeye söyleyeceksin işte. Şimdi mesela Erdoğan şeyle görüşüyor ya, Biden'la en son görüşmesini. Biliyorsun medya birdenbire döndü. Stratejik müttefiğimiz, yeni sayfa açıyoruz, büyük aşk yaşıyoruz, geldik gidiyoruz falan, bildiğimiz manşetler vardı. Tek taraflı müttefik. Sonra demiş ki sonuna abi, aynı müttefik lan. Yani senin bir sayfa açmış dedin, öbür tarafta PYD, YPG, PKK'ya her gün tonlarca silah veriyor. Aynı gün, o manşeti attığı gün orada bir ne müttefik ulan? Ne müttefik? Nasıl bir müttefiklik bu? Ha insanca, dürüstçe, karşılıklı çıkarlara dayalı, saygılı bir ilişkin varsa tabii ki olur. Onda bir sorun yok. Eskiden bir şey çıkmıştı, bir kavram daha çıkmıştı müttefikliğin dışında. Stratejik ortaklık. Yok bir de. Sen nedir? Stratejik açıdan benim işime yarayan bir ülkesin. O yok kadar. Bir de daha önemlisi var. Değerli yalnızlık. Değerli yalnızlık. Hepsini denedik. Hepsini denedik. Hepsini denedik. Hepsi bizce öncekinden daha kötü oldu. Aynen. Değerli yalnızlık abi, işte Türkiye'nin hali bu. Değerli yalnızlık olunca işte abi paran yok, pulun yok. İçeride benzin olur 40 lira, mazot olur 60 lira, dolar olur 80 lira, pantolon olur 90 lira. Yani böyle bu kadar, gidersin. Bak, bu kadar borçla, bu kadar borçla. 450-500 milyar dolar falan borcum var. Ve bunun sadece şeyini çevirmek için 170 milyar, 180 milyar yılda faiz ödemek zorundasın. Borç çevirmek için faiz ödemek zorundasın. Ve İnsanların cahil kalmış ve gidiyorsun kapı kapı para arıyorsun. Yani biz neden bahsediyoruz? Ya nereye gidiyor? De. Türkiye bağımsızlığını abi koruma konusunda. Abi şimdi bu kadar kavga gürültü yapıyoruz ya. Zafiyet içinde. Evet, bak bir tek örnek vereyim. Somut. Ben somut konuştuğumuz için. Şimdi işte dün, evet bugün Erdoğan Cumhurbaşkanı şey yaptı, yas ilan etti değil mi? Bir de sırayla ağır ağır laflar ediyor. Kral önce de yetiştik. Şimşek nerede? Mehmet Şimşek bakan. Paris'te. Londra, Paris, Avrupa'dan dolaşıyor. Niye dolaşıyor? Buradan umut kestiler, oradan bir şeyler para, diyorlar. Para istiyor. Evet. Peki, para istediğin adamlar kim? Emperyalizmin sermayedarları. Bunlar kim? İsrail işbirliği yapanlar. Sana para verir mi? Ne diyordu şey? Ne deniyordu onlara? Yurt dışındaki ne baronları bir şey? Faiz lobileri. Lobileri. Evet. İşte bilmem ne lobileri. Evet. Döviz lobileri bilmem. Onların peşindesiniz hala. Olur mu? Onlar Kemal Bey'in arkasında. Kim adayı gösterdi Kemal Kılıçdaroğlu'na? Faiz lobileri. Değil mi? Değil mi işte? Değil mi öyle? Değil mi? Değil mi? Aynen değil mi? Böyle işte bu ülke böyle. Evet değerli izleyiciler, bugün de programın sonuna geldik. Ne güzel sohbet ediyorduk işte. Yani. Evet ya. Daha Galatasaray Beşiktaş maçını da konuşamadık. Galatasaray galip. Siz çok sevinmişsiniz. Aslında siz şeyi bekliyordunuz. Beşiktaş yensin istiyordunuz değil mi? Abi bizim sülaleler Beşiktaşlı. Hadi ya. Beşiktaş. Sen mi Fenerlisin? Bir tek ben dandik Fenerliyim hem de. Halep Fenerbahçe Spor. Halep'ten. Vardı ama öyle şaka söylemiyorum. Halep'te. Tabii canım Fenerbahçe gitti maç renkler, yaptı orada onlar. Halep'te bile vardı yani fotoğrafları bende var. Evet. Yani Halep'te işte aynı şey renkleri. Doğru. Halep Fenerbahçe. Bombalıyorlar şu anda. Evet. Çok çok teşekkürler Hüsnü. Programın sonuna geldik. Güzel bir pazar günü diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.